kalabalık var mı Ayşen? Yasemin, şu durumda bunu mu düşünüyorsun? Servis yapacağız herhalde. Ateş, şu aynayı çevirsene bana doğru. Hı. Oldu mu? Yas, ay, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz arkadaşım ya? Güzellik salonu mu burası bayan? Rujunu yapacağım diye bir kaza mı yaptıracağım bana? Yasemin, bende ıslak mendil var, al. Islak mendil işte. Al, sorun çıkarma lütfen. Ben mi sorun çıkarıyorum Ayşen, abine bak. Yalnız normalde şoförün işine karışmayı hiç sevmem ama galiba yapacağım. Çünkü bu vites geçişlerini çok sert yapıyorsun birader. Hayır, arabaya zarar. Birader sen sevmediğin şeyi yapmasana. Senden mi öğreneceğim ben şimdi araba kullanmasını? Ha? Yani, ralli şoförüyüm. Pratik yaparız istersen bir ara. Allah'a emanet. Sen madem ralli şoförüsün, kafamı ütüleme orada adam gibi co-pilotluk yap hadi. 300 metre düz. İsteyince oluyor. Aferin. Oldu mu video? Gayet güzel. Şundan güzel. Teşekkür ederim. Ay, şu güzelliğine bak kızım benim. Postam bitti. Bir de sofraya geldiler. Ay anne çok tatlılar ama şuna bak. Oğlum. Oğlum bu benim ya babaanne. Torunun işte sev bunu bak. Ay ne mi oluşum? İyi ki tavukla horoz besliyorlar. Ya büyükbaş olsaydı? Hiç fena fikir değil. Şu ay biraz şu salatalıklar ya. Hadi ben kaçtım. E nereye? Dükkan açacağım. Oğlum Demir İner birazdan açar sen otur. Yok anne Demir'e dedi ki Yasemin'le beraber bir otele gittiler. Sunum mu ne yapacaklarmış? Aa ne sunumu bu babiş? Vallahi çok anlamadım kızım ama sanırım otel bizim ürünleri kullanmak istiyor. Menüsüne koyacakmış galiba öyle bir şeyler. Ay hadi inşallah ya. Ayşen de odasında yoktu. Ya okula gitmiştir Zahar. Celal sen dükkana git ben buraları toparlayıp geliyorum. Tamam hacı. Baba şu bizim organik tavuk meselesinde sunsalar mı? Şuayb'cim önce bir çiftleşsinler ondan sonra bakarız. Ya çok bir nazı çıktı Leyla. E oğlum kız evi naz evi. Kız evi naz evi. Ya o kadar da serbest dolaştırıyorum. Ayağında pislik getirmesi gerekirken edepli çıktı. Tövbe estağfurullah. Yavrum. Hadi afiyet olsun. Kızım benim. Ay, ne güzel kızım. Anneciğim nazlı. Olur. Şimdi alayım. Ay. Sen dur ben konuşayım adamla. Ne münasebet ya. Yabani miyim ben hallederim. Değil misin yani? İyi günler kolay gelsin kardeş. Buyurun. Ya biz Kerem Bey'in daveti için gelmiştik de buraya. Davetiyenizi görebilir miyim? Yok bir sürpriz davetliyiz. Maalesef sürpriz davetli kabul edemiyoruz. Yok yani arkadaşım sürpriz derken şundan bahsediyor. Kenan Bey'in şahsi telefonundan benim telefonuma bir onay kodu geldi. Fakat telefonum güncellendiği için maalesef bu onay kodu silindi. Yani siz bu noktada bize yardımcı olabilirseniz çok seviniriz. Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Kardeş sen şunu bir tut tamam mı? Şuraya doğru bak aynen. Ben buradan fake... Bir dakika. At şunu. Tamam dokunma. Arkadaşlar A noktasında problem var. Yok yok problem falan yok. Bir saniye bir şey söyleyeceğim ben sana. Sen hangi mahalledensin? Allah aşkına ya. Belli delikanlı lütfen. Bir çocuk bu tamam, ya. Tamam. Belli gözünden belli. Tamam, bak gel, hangi Bayrampaşa mı? Neresi abi? Ya. Yani böyle patron yalakalının alemi var mı kardeşim? Tamam, hayır tamam. Yani bak vallahi mahalle çocuğu ya. Tamam gel hadi gel. Belli neresi? Bana söyler misin? Bak kesin bir mahalleden bu yani. Böyle böyle delikanlı insanları alıyorlar. Böyle tamam, hani patronlar gelsin, para yani para gelsin. Anladın mı? Vallahi billahi üzülüyorum ya. Bak. Şimdi ne yapıyoruz? Ya tamam durun. Hemen enseyi karartmak yok. Ne demiştik? Ölmek var, dönmek yok. Değil mi Demir kardeşim? Vites geçerse. Tamam, sen şu otelin etrafından bir dönsene.